Merhaba arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhaba. Ayşe ve Zeki kanalına hoş geldiniz. Lütfen video öncesinde kanalımıza abone olup kanal bildirimlerini açarsanız çok memnun oluruz. Şimdi bugün size ne hazırladım? Ne hazırladım bugün Ayşe? Ne hazırladım? Evi temizleyeceğim dermişim. Arabasını temizlemeye gidecek Zeki. Evet, size burada arabaları nasıl temizliyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Evet. Gel sen de şöyle. Arabaları nasıl yıkadığımızı göstereyim dedim. Ayrıca bazılarınız işe gittiğim ikinci bir arabam var benim. Onu merak ediyorlar. Bindiğin araba ne Zeki diye paylaşır mısın? Hem o arabayı göstermiş olurum aynı zamanda. Hem de farklı bir alışveriş sistemi var burada uygulanan. Arabanızdan inmeden alışverişinizi yapıyorsunuz. Onlar sizin arabanıza koyuyorlar. Evet. Bir de onu göstermeye çalışayım, o sistem nasıl gerçekleşiyor diye. Böyle bir video olacak. Ayşe sen nereye gidiyorsun? Ben yeğenimin doğum günü var. Atanın doğum günü var. Oraya gideceğim. Yani biraz erken çıkacağım. Masa falan hazırlayacağız. Öyle ailecek, abimler falan olacak, yeğenlerim. Herkes orada olacak. Ben de işim tamamladıktan sonra oraya geçeceğim. Ben hazırım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar işte araba yıkayacağımız yer burada. Benim Düldül de karşıda duruyor. Arabadan anlayan hemen ne olduğunu anlamıştır. Bakın burada jeton alıyorsunuz arabalara yıkarken. Yani 5 euroya 2 jeton alıyorsun. Bir tane de hediye veriyor galiba. 10 euroya 5 jeton alıyorsun. 20 euroya 10 jeton alınca 2 tane bedava veriyormuş. 30 euroya 15 jeton aldığında da 3 tane bedava veriyormuş. 50 euroya da 25 jetona 5 jeton hediye veriyor. Galiba burada 2 jeton alıyorsun, 1 euro unboxed herhalde geri mi iade ediyor, öyle bir şey herhalde, onun gibi bir şey olsa gerek, anlamadım. İşte kartınızla temassız işlemle alabiliyorsunuz vesaire. Şimdi biz de alalım önce onu, ondan sonra yıkamaya geçelim. Önce dışını süpüreceğiz, oraya park ettim, sonra da dışını yıkayacağız burada. Şifremizi girdik, ödememiz kabul edildi. 10 euroya 5 jeton aldım arkadaşlar. Kartımızı da alalım. Ötüyor. Bakın arkadaşlar böyle jetonlar verdiler. Bunlarla arabamızı yıkayacağız. Şimdi en sevmediğim şey, rüzgar da var bu arada, sesimi nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum ama en sevmediğim şey arabanın paspaslarını önce bir çıkarmak. Nefret ediyorum, çok tozlu oluyor. Şimdi onunla başlayacağım. Ondan sonra içini süpürmeye başlayacağım. Makine burada. Bunlardan Türkiye'de de var zaten, para atıp süpürebiliyorsunuz. Çok farklı bir durum değil. Ama burada paranızı verip başkasına da yıkatmak isteseniz öyle birini bulamıyorsunuz maalesef. Şu an benim kaldığım şehirde en azından. Şimdi başlayalım paspasları süpürerek. Arka paspaslar çok kirlendi. Jetonumuzu atıp süpürmeye başlayalım. Şimdi bu jetonları attığınız zaman biraz daha uzun sürüyor makine. Bazen isterseniz bir para da atabilirsiniz. 1 euro ya da 2 euro kabul ediyor. Bu jetonlar 2 euro gibi geçiyor bildiğim kadarıyla. Biraz daha uzun sürüyor. Yani şimdi bu attığımda tamamını süpürebileceğim. Jetonumuz bol. Hadi onu süpürelim bari. Aşkım, arkadaşlar süpürme işlemini bitirdim. Çekerken rüzgardan telefonum da düştü. Şimdi içini bir sileceğim. Ondan sonra arabanın dışını yıkamaya geçeceğiz.
Şimdi içini silelim. Bir yandan da arabadan bahsedeyim. Of, dağıldım resmen. Şu kapıyı da kapatayım, çok ses gelmesin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışını süpürdük. Yani çok uzun sürdü hatta süpürge jetonla birlikte. Ben bazen 1 euro 2 euro atıyorum, hızlı bitiyor. Sanki 2 euro attığımdan da uzun sürdü gibi geldi. Bilmiyorum kaç dakika verdi ama sıkıldım artık süpürmekten. Şimdi içinin bir tozunu alalım. Şöyle cam sille. Şöyle genel bir tozunu alalım. Ya zaten çok detaylı temizlik yapmıyorum açıkçası. Biraz size video çekmek için böyle yapıyorum. O yüzden neden önce onu yaptın, neden sonra bunu yaptın demeyin bana. İşte temizlik ya. Maksat araba çok pis görünmesin. Şimdi arabaya gelecek olursak. 2 sene önce tabii geldim, ben ilk sene aracım yoktu. Yani arabaya ihtiyacım da yoktu çalışmadığım için ve evimiz de merkezi bir yerde. Her yer çarşı vesaire, her şey yürüme mesafesindeydi. Yani işe başlayana kadar bir araba ihtiyacı olmadı gerçekten. Sonra işe başlayacağım zaman dedik bir araba alalım. Çünkü burada Türkiye'deki gibi böyle firmaların servisleri vesairesi yok. Genelde herkes kendi arabasıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla gidiyor. Eğer belli bir kilometreden uzaktan geliyorsanız ya da gidiyorsanız işte ona göre bir herhalde yol yardımı yapıyorlar bildiğim kadarıyla, ama ne kadar hani nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum. Çünkü bir aile dostumuz araba alım satım yapıyor, tamiratı yapıyor. Ona sordum. O dedi ki Zeki, elimde küçük bir araba var, işini görürse. Ya zaten dedim, bana böyle büyük iyi bir şey olmasına gerek yok. Yani 5 dakika işe gideceğim. İşe gidip geleceğim. O yüzden bana bir tane araba lazım. Ne var dedim. Dedi ki elinde bir tane Citroen Saxo var. Şimdi ilk başta ismini duyunca ben bir hani geri adım attım. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yani malum farklı bir anlamı çekiyorlar bu ismi. O yüzden ön yargılıydım. Ama sonra gittim baktım. Tek kapı bu gördüğünüz araba. Küçük kutu gibi, bir sıkıntısı da yok. Gel bak, beğenirsen al götür dedi. Gittik işte, beğendik, anlaştık. İşte pazarlığımızı yaptık, arabamızı aldık. 2 senedir kullanıyorum, hiçbir sıkıntısı yok. Bakımlarından geçiyor. Gayet her şey güzel. Memnunum yani. Şöyle göstereyim konsolunun falan da. Arabanın içi de bu şekilde. İşte biraz tozunu aldım. Paspaslarını taktım. Yani her şeyi sağlam. 98 model bir araç. İşte camları otomatik. Burada düğmesi var. Aynaları otomatik. Benzinli. Ben aldığımda 42 bin kilometredeydi. Şu anda 48.352 kilometre olmuş. Yani 6 bin kilometre kullanmışım. O da sadece işe gidip gelerek. Böyle. Yani her parçası, her şeyi sağlam. Bir tek dışında birkaç depo var. Onu da dışını çekerken gösteririm. Hatta şimdi dışını yıkamaya geçeceğim. Onu da göstereyim. Sonra size fiyatından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, dışını yıkarken de böyle 3 aşamalı. Normal yıkama, işte durulama. Bu da cilalı durulama diye geçiyor. İşte gene 2 euro ya da 1 euro atıyorsunuz ya da jeton atıyorsunuz. Şimdi jetonu atıp atıyorum bunu başlattınız. İstediğiniz zaman da buna basıp bu aşamadan devam edebiliyorsunuz. O size kalmış. Ama iyi yıkamak istiyorsanız hepsine birer jeton attığınız zaman aşağı yukarı 10 euroya arabayı yıkamış oluyorsunuz. İşte burada Türkiye'deki gibi tabancası var. İşte bunun yerine başkası yapmıyor da siz yapıyorsunuz. Her şeyi manuel. Şimdi dışını da yıkayalım. Jeton bitti.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabanın dışını da yıkadık, duruladık, cilaladık. Şimdi şu içeriden camlarını sileyim. Dışarıdan da camlar kurur, suları süzülür arabanın. Dışını da hallederiz ve temizliğimiz burada biter. Arkadaşlar lastikleri hava basıncını da ayarlayalım. Ondan sonra dışını çekeceğim ve videoyu alışverişle tamamlayacağız. Size arabanın fiyatını da paylaşacağım. Ön tekerleğe de 2.2 bar vuruyoruz, arka tekerleğe de 2 bar basınç vuruyoruz. Ön tekerler bayağı inmişti. Arkalar da gerçi inikmiş bayağı. Evet arkadaşlar, arabamızı yıkadık, lastik basınçlarını ayarladık, camlarını sildim. Şimdi size dışını da göstereyim arabanın. Arabam dışından genel hatlarıyla bu şekilde. Birkaç tane sıkıntısı var tabii ki. Mesela benden önce yaşlı bir bayan kullanıyormuş bunu. Zaten hiç kullanmamış dediğim gibi 42 bin kilometrede. Ama o kullandığı süreçte de biraz becermiş yani, öyle söyleyeyim. Buraya vurmuş, burada bir eziklik var. Görüyorsunuz üstüne dolu yağmış, dışarıda kalmış araç. Bir de getirdiklerinde şu kapı ezikti. Bana bu ikinci yedek kapıyı da verdiler aldığım yerden. Ben sadece değiştirdim onu. Gördüğünüz gibi zaten normalde şu kenarlıklar gri. Bu ikinci kapı da siyah kaldı o. Benim için önemli değil. Şimdi Fransa'da Citroen Saxo'yu 98 model bir aracı. Fiyata Saxo olur mu demeyin. Ama 450 euroya bu aracı aldım arkadaşlar. Bununla işime gidiyorum, geliyorum işte. Günde sadece 10 dakika kullanıyorum bu arabayı. Öyle söyleyebilirim. Şimdi de içini göstereyim şöyle biraz. Ya içi de temiz. Şimdi temizlediğim için mis gibi kokuyor. Yani genel hatlarıyla arabam bu. Tekrar göstereyim. 48.353 kilometredeymiş. Ben aldığımda 42 bin kilometredeydi. Bu şekilde. Şimdi Ayşe bir farklı bir alışveriş yapacağım demiştim. Onun alışverişini yapmış. Bana bakın, böyle bir barkod gönderiyor alışverişinin. Leclerc Drive yazıyor. Arabamdan inmeden alışverişimi yapmış olacağım. Şimdi ne almış? 16'lı kruvasan almış kahvaltılık için. Ben yiyorum onları sabahları işe gitmeden önce. Sonra su almış 6 tane 1,5 litrelik. Bir de bir deterjan almış 1,25 litrelik. Toplamda 14 euro 11 sent vermiş. İşte ben oraya gideceğim. Şu gördüğünüz barkodu, makine var. Makineye okutacağım. Arabamın yanında beklerken çalışanlar gidip ürünlerimi bagajıma koyacaklar. Ve işimizi halletmiş olacağız. Şimdi gideyim göstereyim onu da size. Şimdi böyle Leclerc Drive'dan parkına giriyoruz. Bakın burada arabalar var. Koymuşlar arabalarını. Bagajlarını açıp çalışanları bekliyorlar. Ben de şöyle şuraya koyayım. Şimdi barkodumuzu çıkaralım. Arabamızı da stop edelim. Ben de ineyim size göstermek için. Bakın görüyorsunuz, gelmiş adamlar. Barkodlarına okutmuşlar, bekliyorlar. Şimdi böyle bir makine var. Barkodu açıyoruz telefondan. Şöyle biraz büyüteyim makine okuyabilsin diye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi millet bekliyor. Ben de arabanın bagajını açayım. Şöyle hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu alışveriş sistemine Drive diyorlar. Carrefour yapıyor mesela. Burada Leclerc yapıyor. Bulunduğumuz yerde başka yapan var mı bilmiyorum. Ama böyle ağır bir şeyler alacağımız zaman, su mesela, 6 tane suyu taşımak zor olduğu için böyle alıp bekliyoruz. Çalışanlar bu şekilde getiriyorlar. Kim aldıysa onun arabasına yüklüyorlar. Barkodu tekrar okuyor. Bu şekilde. Kadın yardım ediyor iyiliğinden. Ama yardım etmek zorunda değil. Kız tek başına yükleyebilir. Sistem bu şekilde. Gayet güzel, pratik. Çalışan insanlar genelde bunu tercih ediyor. İş saatinde alışverişini yapıyor. İşten çıkınca hemen teslim alıp evine gidiyor. Bugün ikinci bir çalışan, o da geldi. Diğer arabaya yükleyecek.
Sistem bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yüklüyorlar aldığımız ürünleri. Ve sonra işimiz bitiyor. Hanımdan da bayandan da izin aldım, çekebilirsiniz dedi. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, merci. Au revoir, bonjour. Bu şekilde yükledi. Biz de arabamıza biniyoruz ve gidiyoruz. İşte arkadaşlar, burada da böyle bir alışveriş şekli var. Sanırım Türkiye'de de farklı yenilikler çıkmış. Galiba bazı firmalar alışverişten sonra evinize falan getiriyormuş. Güzel şeyler bunlar. Bu da böyle bir sistemi, böyle bir farklılık. Yani biz kullanıyoruz zaman zaman. Tabii ki büyük alışveriş yapacağımız zaman kendimiz gidiyoruz, kendimiz tek tek seçiyoruz, ama unuttuğumuz bir şey olursa ya da böyle su gibi, içecek gibi ağır şeyler olursa bu şekilde alıp işimizi hallediyoruz diyebilirim. Demin araba konusunda fiyatını söylerken şunu eklemeyi unuttum. Şimdi 450 euro diyoruz ama şimdi buradaki 450 euro haftada 35 saat çalışan birini ele alırsak 1200 euro aylık alıyor ayda. Şimdi o 1200 euro ile aşağı yukarı 3 tane bu şekilde araba alabiliyor. Ya hemen işe başladığı ayda bile ilk ayında arabasını alıp sonra işine devam edebiliyor. Türkiye'de maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Çok pahalı. Yani bilmiyorum şu an ne kadar ama sanırım en ucuz araba 15 bin 20 binden başlıyordur diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. O da hani ne durumdadır emin değilim. Bu şekilde burada bir kolaylık var. İnşallah Türkiye'de de böyle şeyler. Şimdi en yakın gelecekte çok zor ama inşallah daha ilerleyen senelerde çocuklarımız için, torunlarımız için böyle şeyler kısmet olur diyelim. Hayırlısı. Şimdi hallettim işimi ve eve gidiyorum. Bu videoyu burada tamamlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Kanalımıza abone olup kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın lütfen. Yorumlara da düşüncelerinizi yazın. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.